DEM Parti 571 oy farkla aslında seçimi kazanmıştı. Mazbatası verilmesi gereken belediye başkanlarına mazbatalar verilmedi. Önce ilçe seçim kurulu, sonra il seçim kurulu, sonra yüksek seçim kurulu hukuksuz ve adaletli olmayan bir kararla seçimi iptal etti. Seçim 2 Haziran'da yenilenecek. Kamuoyunda bilgisi üzerine 31 Mart'ta AKP'li sandık görevlileri ve müşahitler kamu personellerini, sandık görevlilerini darp etmişti. Sandıktaki oyları yakmıştılar. Şimdi her seçimi bu karar aslında bize bir tehlikeyi gösteriyor. Seçimi kaybetmeye yakın olan siyasi partiler, adaylar bundan sonra sandık güvenliğini tehlikeye atabilecekler ya da sandıkları, oyları zayi edebilecekler. Açıkçası verilen karar hukuka aykırıydı. Kişiyle sahada olacağız. Bunların 124'ü sandık görevlisi, 124'ü okul sorumlusu, 400'e yakın müşahit, 180 avukat, 15 milletvekiliyle 2 Haziran günü Hilvan'da sahada olacağız. Sandıkları korumaya çalışacağız. Tabii ki bu 800 kişinin yanında Hilvan halkına da buradan sizin ajansınız aracılığıyla seslenmek istiyorum. Oy veren vatandaşlarımızın oy kullandıkları sandıkları oy sayım esnasında koruma sınıflarda bulunma görevi de var. 289 sayılı seçim kanunu bunlara yani sandıkları gözlemeye, sayımlara katılmaya yetkilerinin olduğunu bize söylemekte. Açıkçası seçme ve seçilme hakkı anayasanın hem bir hak hem bir ödev olarak bizlere vermiş olduğu hak ve görevdir. Şimdi sandık güvenliğinin önemi halkın iradesinin sandığa yansımasıdır aslında. Sandıktan çıkan sonuçların korunmasıdır. Halk kimi seçmek istiyorsa, kimin yönetmesini istiyorsa o sandıktan çıkanı saygı duymak gerekir. Bu yüzden bahsetmiş olduğunuz kurumların, kuruluşların Hilvan'da 2 Haziran'da olması gerekiyor. Yani de kısacası halkın iradesine sahip çıkmak için hem diğer partilere hem diğer kuruluşlara, barolara, hak savunucu örgütlere buradan açık çağrımızdır. 2 Haziran'da Hilvan'da halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bir çağrımız da Hilvan dışında olan Hilvanlılara yönelik. Lütfen Hilvan'a gelin, oylarınızı kullanın, iradenize sahip çıkın. Herkesi buradan sandıklara oy kullanmaya davet ediyorum, teşvik ediyorum. Temennimiz o ki 31 Mart'ta gerçekleşen hadiselerin bir daha tekrarlanmaması, bir demokrasi şöleninde Hilvan'da seçimin tekrarlanmasını talep ediyoruz, diliyoruz, umuyoruz.